ABD Senatosu 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Trump taraftarları ne yaptı? Kendi çağrıları üzerine ABD Kongre binasını bastı. Peki yaşanan bu olayların ardından Trump ne yapma peşinde dersiniz? Abone olarak destek verebilirsiniz. ABD'deki Kongre baskınının ardından Amerikan kamuoyu baskının sorumlusu olarak gösterilen Başkan Donald Trump'ın anayasanın 25. ek maddesinin devreye sokulması ya da Kongre'de azledilmesi yoluyla görevden alınmasını tartışıyor. ABD'de çarşamba günü Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği Kongre oturumu esnasında Trump yanlısı protestocuların Kongre binasına yaptığı baskın ülke gündemini sarstı. 1814 yılında İngilizlerin işgal etmesinden sonra ilk kez Kongre baskını yaşayan ülkede olayların başlıca sorumlusu olarak Başkan Donald Trump gösteriliyor. Trump, başkent Washington'da toplanan on binlerce taraftarına yaptığı konuşmada "Demokrasimizi savunmak için Kongre'ye gidin, ben de geleceğim" dedi ve daha sonra Beyaz Saray'a döndü. Trump'ın konuşmasının ardından Kongre binasına yürüyen on binlerce göstericiden yüzlercesi Mike Pence başkanlığındaki oturumun yapıldığı binanın dışındaki polis barikatlarını aşarak içeri girdi. Göstericilerin Kongre binasını basması ve olaylar esnasında 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından tüm eleştiri okları Trump'a yöneldi. Bu çağrıda bulunan en önemli isimler olaraksa Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi öne çıktı. Öte yandan ABD basınına konuşan bazı yetkililer de kabine üyelerinin bu maddenin devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin görüşmeler yaptığını aktardı. Anayasanın 25. ek maddesi nedir, ona bir bakalım. ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor. Maddenin uygulanması içinse Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Pence'in böyle bir ataması durumunda ise Trump'ın Kongre'ye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor. 4 gün sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanattan da 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Bu da kararı 67 senatör ve 290 temsilciler meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca kabine yerine Kongre'de başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor. Ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor. Öte yandan Trump'ın görevden alınması için 25. ek maddenin kullanılması çağrısı yapan isimler, Pence'in böyle bir adım atmaması durumunda azil soruşturma seçeneğinin de masada olduğunu belirtiyor. Ancak Trump'ın 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredeceği göz önüne alındığında azil sürecinin 12 gün gibi kısa bir sürede işletilmesi pek mümkün görünmüyor. Azil süreci nasıl işliyor derseniz, ABD Anayasası'na göre vatana ihanet, rüşvet ve diğer büyük suçla kusurlu davranışları sergileyen başkan ya da federal hükümetin sivil memurları yargılanabiliyor. Bu süreç için ilk adımda Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne başvuru yapılıyor. Başvuru komitede kabul edilirse Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunuluyor. Dava taslağı Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda Senato'ya gidiyor ve söz konusu kişinin yargı süreci başlıyor. Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından denetlenen bu süreçte Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup milletvekili savcılık görevini, Senato ise jüri görevini görüyor. Yargılanan başkan ya da federal memurunsa bir savunma avukatı bulunuyor. Yargılama sürecinin sonucunda Senato'da bir oylama yapılıyor. Bu oylamada senatörlerin 3'te 2'sinin yani en az 67'sinin yargılanan ABD başkanını suçlu bulması durumunda başkan görevinden azlediliyor ve yerine başkan yardımcısı görevi devralıyor. Peki Trump görev süresi bittikten sonra yargılanabilir mi? Öte yandan Kongre baskınının ardından merak edilen konulardan birisi de Trump'ın görev süresi bittikten sonra da bu konu hakkında hesap verip vermeyeceği oldu. ABD yasalarına göre başkanlık görevi süren kişiye karşı dava açılamıyor. Ancak görev süresi 20 Ocak'ta bittikten sonra
Trump'a karşı Adalet Bakanlığı'nın da onay vermesi durumunda dava açılabilecek. Bu durumda eyaletlerdeki federal mahkemelerin Trump'a karşı kamu davası açma etkisi olacak. ABD'li hukuk uzmanları ise daha önce hiçbir ABD başkanının kendisi için özel af kararnamesi imzalamadığına dikkati çekerek böyle olası bir uygulamanın sonraki başkanlar ve adalet sistemi için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunuyor. Kardeşlerim, bu videoyu hazırladığımız vakitlerde olaylar devam ediyordu. Joe Biden olayları, demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti. Bu kaotik manzara gerçek Amerika'yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar. Yapılan protesto değil, bir kalkışmadır şeklinde değerlendirdi. Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Eve gidin. Sizi seviyoruz açıklamasını yaparak taraftarlarını dizginlemeye çalıştı. Trump'ın uçuk kaçık haline zaten tüm dünya alıştı da Joe Biden'ın açıklamaları hem çok ikiyüzlü hem de gerçekten çok komik oldu. Joe Biden demokrasinin simgesi olan ülkemizin ifadesiyle mizahı başlatmış. Dünyanın her yerinde iç karışıklıklarda parmağı olan, işgallerde fiziki varlığı olan, milyonlarca masum insanın öldürülmesinde baş aktör olan, kendi ülkesinde vatandaşlarını sorgusuz sualsiz polisler eliyle öldüren ABD'nin demokrasinin simgesi olmasını ifade etmek inanın deliliktir. Trump'a ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi çağrısı yapan Joe Biden, ABD seçimleri öncesi Türkiye'de hangi sözleriyle tartışılmıştı? Mesele kendi koltuğu olunca demokrasi, hukukun üstünlüğü nutukları atan Joe Biden, bağımsız bir ülke olan ve demokrasiyle yönetilen Türkiye'nin iç işlerine Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz, Erdoğan'ı devireceğiz. Darbeyle değil, seçimle açıklamasını yapmadım. Sen ABD'de demokrasi, hukukun üstünlüğünü ararken niçin Türkiye'deki muhalefete akraban gözüyle bakmış ve hükümeti devirme planı içinde olacağını dünyaya duyurmuştu? Demokrasi, hukuk sadece senin koltuğun söz konusu olunca mı anlam kazanıyor? Ne ikiyüzlü, ne sinsi, ne duygusuz adamlarsınız. Hepinize robot gibi program yüklemişler, sadece onun için bu dünyada yaşıyorsunuz. Sen Erdoğan'ı devirme hakkını kendinde buluyorsan, Türkiye yahut başka ülkeler Trump'ın seni o koltuğa oturtmadan devirme çabasına destek mi vermeli? Ama Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz açıklamasını yaparak ABD'ye demokrasi ve adamlık dersi vermiştir. Ve tabii ABD'nin bundan önce Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamalara da bir ince gönderme söz konusudur. Çünkü 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Ankara'ya gelen Joe Biden, "Biz o gece olaylar olurken gerçek olup olmadığını, yaşananların internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık." demişti. Şimdi Türkiye'de aynı cümlelerle bir açıklama yapsa kim ne diyebilirdi? FETÖ'cülerin Baylok yazışmalarında Biden Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a "Bu adam yani Erdoğan bizi pek dinlemiyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kokular geliyor" şeklinde cümleleri kurduğuna yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Daha sonra kendisinin ifade ettiği darbeyle değil muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı devireceğiz sözleri de taşları yerli yerine oturtmuştu. ABD'nin başkanları hep böyle oldu. Böyle olmaya devam edecektir. Yarın bir gün Joe Biden başkanlık koltuğuna oturduğunda kendi ülkesinde aradığı demokrasi ve hukukun üstünlüğünü başka hiçbir ülkede aramayacaktır. Herhalde gelişmeleri en kaygılı bir şekilde izleyen de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. ABD'deki seçim sonuçları daha netleşmeden, dünyada Joe Biden'ı ilk tebrik eden ve "sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu herhalde Joe Biden'ın koltuğa sağ salim oturmasını beklerken içi içini yemektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün ABD seçimlerinden hemen sonra Joe Biden yönetiminden beklentilerinin Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması şimdi şu yaşanan olaylarla birlikte değerlendirilince CHP'nin bir ihanet şapşallığı olarak tarihe geçmiştir.
Kendi demokrasisini bulamamış ve emperyalizm düşüncesiyle dünyadaki birçok ülkenin demokrasisini ortadan kaldırmış olan ABD'den demokrasi dilenen CHP'nin bu siyaseti inanın alçaklıktır. Biden-Trump taraftarları ABD'yi ikiye bölmüş durumdadır. Dünyanın huzurunu bozan ABD'nin kendi huzurunu arıyor olması oldukça manidar. ABD okyanus ötesini aşıp aşıp başka ülkelere demokrasi ve özgürlük getiriyoruz deme ikiyüzlülüğünü bırakıp bunları kendi ülkesi için de oluşturma gayreti vermeli. Trump'ın çılgınlıkları ABD'yi her şeye gebe bırakacak gibi gözüküyor.